Arkadaşlar hepinizi seviyorum canlarım Versesamına buyum bu sırada Tak etti canıma, yalnız her gece içiyoruz yine bu Herkese selamlar dostlar Şöyle güzel bir video ile giriş yaptım ve güzel bir tablo ile başlamak istiyorum Öncelikle hafta sonu raporuyla başlayalım Ekranda gördüğünüz üzere Youtube'da vermiş olduğum 7 Ekim ve 8 Ekim'in tahminleri ekranda Dostlar toplamda 20 yakına tercih verdik ve bunlardan sadece 3 tanesi başarısız oldu. Hafta sonu gerçekten çok güzel mesajlar geldi. Instagram üzerinden yazanlar inanılmaz ve kazanç sağlayanlar gerçekten çok güzel kazançlar var. Tebrikler. Özellikle pazar günü neredeyse Arsenal City'nin KG var yaptı. Sadece onun dışında ideallerimiz, yüksek oranlarımız hepsi geldi. Değerlendirip kazan sağlayanlara çok teşekkürler. Aynı şekilde video like atıp beğeni gönderenler deden de yani ellerine sağlık diyelim. Çok güzel beğeniler gelmiş. Aynı şekilde bu videoda sizlerden destek bekliyorum. Geçtim. Mars skor yarışmamız var ondan bahsedelim. Maç skoru yarışmamız Hırvatistan'la Türkiye. Maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Benim kendi skor beklentim 2-1'lik bir Hırvatistan galibiyeti olacaktır. Montella ilk maçı reaksiyon verebilir. Bir tane Türkiye atabilir ama mücadeleyi bence Hırvatistan kazanacaktır. Daha önce hafta sonu yapmış olduğumuz skor yarışmaları Galatasaray Galatasaray maçını Yusuf Keşan, Arsenal maçında Çağrı isimli arkadaşımız bildi. Instagram üzerinden bana mesaj atabilirler. Instagram adresimiz ekranda Kangal Bey olaraktan da Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Buradan her türlü soru, görüş, öneri, gruplar hakkında bilgi almak isteyenler, sorusu olan herkes benimle buradan iletişime geçebilir. Yüksek mislilere baktığımız zaman da hafta sonunda yüksek mislerden devam ettik. Yani Fenerbahçe'den bu kadar bu sezon o kadar çok kazandık ki, yani ben yasana kadar devam edeceğim Fenerbahçe. Yine Fenerbahçe'nin atacağı 2 gole 2000 misli olarak önerdim. Tertemiz kazandı 2-0 bitti. Biz kazandık. Üstçüler yattı mesela. Biz buradan paramıza baktık. Liverpool maçı vardı mesela. Liverpool maçına da baktığımız zaman da Liverpool'un ben herhangi bir yeri kazanır yüksek misliler 750 misli önerdim. Zaten buradaki bizim amacımız en güvendiğimiz maçları bir kasa yöneterek kalmak. İlk yeri Liverpool kazandı. Allah bereket versin paramızı cebimize koyduk. Devam. Yüksek misli canlı. Dün mesela karşı yakayla Fenerbahçe'nin maçı vardı. Yüksek misli canlı yaptık. Bunu yüksek misli seviyesinde yapıyoruz zaten. Ona dedik ki ya Fenerbahçe'yi karşımıza aldık neden? Dorsey ve Wilbeck'in yoktu. Üçlü problemi yaşayacaklardı. Karşıya kadar maçı kazanmasını bildiği 800 misli olarak önerdik yüksek misliden. Bu da yüksek mislinin canlılığının özelliğidir. Misli canlılar da yaptığımızı söyleyelim. Bu seviyede devam ettim. Dün yine günün ideal kombini vardı. Fenerbahçe mücadelesiyle Telekom Bomb mücadelesi. Yine maç önü tercihlerimiz de vardı. Onlar da geldi. Bülten fark etmez. Sizin biz ideal kuponlarımızı çıkarıp gruplarda kazan sağlamaya devam etmeye çalıştığımızı belirtelim. Dün de kombinlerimiz kazanarak da devam ettik. Ve NBA'de de aynı şekilde ön sezon oynanıyor. 3 tane yüksek oran tercih verildik. Bunlardan 2 tanesi kazandı. Oklahoma kazanır ve 224.5 üst kazandı. Lakers kazanır ve 223 buçuk üst kazandı. Bu şekilde kazanaraktan devam ettik. Kazan sağlayan herkese tebrikler diyerekten de geçelim. Ve herkes açık Telegram kanalımız var. Onu da göstereyim sizlere. O da arkadaşlar açıklama ve yorumlar kısmında mevcut. Buraya da tıklayarak zaten ücretsiz bir şekilde grupta misafirimiz olabilirsiniz. Buraya da ekstra tercihler, NBA'liler vesaireler buraya da gelebiliyor. O yüzden bu ücretsiz gruba da sizler de girebilirsiniz diyerekten de. Bir de katıl Telegram grubunun canlı odasından bahsedeyim. Dünden bahsedeceğim sizlere. Dün mesela video çekmedim. Bülten yoktu. Ama gruplarımızla ilerledik ve kazanç sağladık. Şöyle bakalım. Fenerbahçe ikinci çeyrek 38.5 üst olarak değerlendik. 1.68 gibi orandan verdik gol müziğini geldi. Oradan sonra Fenerbahçe'nin ev sahibi ilk yarı atışı 39.5 üstüne maç önüne girmiştik. O geldi. Devam ettik. Karşıyaka Fenerbahçe'den devrede verdik Bayis. Ev sahibini atacağız. 84 sayıydı. Ve mücadele karşıyaka tam kaç sayı attı? Tam 84 sayı attı. Öyle kazandık. Yine aynı şekilde 3. Üçüncü üçüncü çeyrekte karşıyaka atacağız. 20 sayıya verdik. Onlar da kazandı. KK sif sif diyerekten de biz paramıza baktık devam ettik bu şekilde yani bülten fark etmiyor. Sizin biz basketbolda da iyiyiz ki birazdan sizlere basket de anlatacağım oradan da kazanmaya devam ettik diyerekten de fazla uzatmayalım başlayalım sizlerden ricam aynı şekilde artı 300'ün üzerinde beyinlerdir beyinleri bekliyorum yine aynı şekilde esmeye devam edelim hemen bir beğeni tuşuna basıp bir de yorum bırakırsanız çok teşekkür ederiz diyerekten de başlayalım. İlk mücadelemiz Ermenistan mücadelesi. Ermenistan'a 1.70 gibi oran açmışlar. Ermenistan bu maçı kazanmak isteyecektir. Grupta hiç maç kazanamayan takım Letonya. Ama Letonya da öyle boş bir takım değil. Yani Ermenistan bir gömlek üstü diyebiliriz açıkçası yani. Ve özellikle puan durumuna baktığımız zaman da Türkiye ile Hırvatistan oynuyorken birinin burada puan kaybedeceği kesin. O yüzden Ermenistan'ın da burada mutlak galip geleceği bir karşılaşma olacaktır. Ben burada maç sonu 2'yi önermiyorum. Maç sonu 2'yi önermiyorum. Diyorum ki Diğer seçeneğinde deplasman yarı kazanır oranı 1.44. Yani Ermenistan ya ilk yarıyı kazanır ya da ikinci yarıyı kazanır. Bu seçeneği çok kullanıyorum bu ara devam edeceğim. Ermenistan'ın zaten maçı kazanmasını ben bekliyorum. Ama maç sonu 2'yi önermiyorum. Diyorum ki deplasman herhangi bir yarıyı kazanır oranı 1.44. Değerlendirecekler bol şanslar. Hırvatistan'la Türkiye. Bu maçın maç skoru sizlere sorduk. Arkadaşlar yani Montella'nın ilk mücadelesi. Kadroda ufak tefek rotasyonlar olabilir. Ozan Kabak çıktı mesela başka biri girdi. Mesela Abdülkerim ilk 11'de olacaktır. Kalede de farklı isim olacak. Mert Günok olmayacak mesela. Cuma hattında belki birkaç değişiklikler olabilir. Adana Demir'den futbolcular girdi. Yusuf Sarı çok formda. ilk 11'e girebilir. Vesaire vesaire. İrfan Can orada oynayabilir keza. Kadroda değişik olabilir. Fakat Hırvatlar kadro kalitesi. Yani Modric falan hala ben oynayacağım diye tutturuyor ya. Adam Real Madrid'e bir sal be kardeşim. Buradan muhtemelen en ideal kadro çıkaracaktır Hırvatlar. Biz de burada mutlaka eğer bir bence mağlup olacağız. Benim skor beklentim 2-1. Siz ne olur yazın. Ben doğrudan maç sonu öneriyorum Skor beklentim 2-1. Ya yani Türkiye'nin bir golüne, deplasmanın bir golüne 1.54 gibi oran açmışlar. Deplasmanın bir golüne gitmek istemedim. Yani Hırvatların çok kadro kalitesi bizden üstün. Oynamış olduğu oyun da üstün. Kaleci zaten Liakovic sağlam. Modric, Petkovic. Çok fazla isim var. Yani bunlar bizi aşırı eder. sonu 1 x 1 de benim skorum. Hırvatistan galibiyeti. Faro Adaları ile Polonya mücadelesi. Ya bu ikilinin son maçını ben izledim. Orada ev sahibi 1.5 üstte kupon bekliyordu. Mücadele ilk yarısı 0-0 bitti. Polonya inanılmaz pozisyonlar kaçırıyordu. Faro Adaları ile oynadı maçtı. Polonya'da oynanan bir karşılaşmaydı. Şimdi Dep Basman'da oynayacak. Yani ilk yarıdan bilmiyorum Polonya atar mı atamaz mı bilmiyorum ama şöyle bir seçeneğim olacak sizlere. Kadroya baktığımız zaman ileride Lewandowski, arkadaş, Szanzmanski, onun arkasında Zielinski gibi bir isim olacaktır. Levay ne kadar beslerlerse iyi olacaktır. Fakat yani ilk maç gibi ilk yarı tutup geçebilir. Mücadelede bence Polonya genelde böyle yapıyor. İkinci yarıyı kazanabilir. Yani burada ikinci yarı sonucu var. Ekranda gördüğünüzde 1.47 gibi oranı var. İkinci yarı sonucu bence Polonya olabilir. Burada bunu değerlendireceksiniz. Bu şekilde değerlendirme altına alabilirsiniz. Geçelim maçlara. 4 tane Euroleague mücadelemiz var. Euroleague de var bildiğiniz üzere bizde artık. Yani videolarda anlatmaya çalışıyorum. Efes ilk maçında mağlup oldu. Çok da iyi oynamadı aslında ama Zizici Zizi altında çok iyi kullandı. Real Madrid'de Baskonya'ya 79-77 son topa kadar giden bir mücadeleydi. Kazanmasını bildi. Kalite konuştu orada. Tavares sanırım bu maçta olmayacak. Real Madrid'den çok önemli bir eksiklik. Euroleague'in en iyi uzunudur net bir şekilde. Benim önerim şu yönde olacak. Yani ilk yarılara başlayan iki takım. İlk, i̇lk, yarılara iyi başlayan iki takım var. O ikinci yarı yani 3. E, ve dördüncü per durabiliyor bu takımlar bazen. Mesela Efes üçüncü periyot geçen maç 30 sayı atarken dördüncü periyot 10 sayı attı. Dördüncü periyot laneti devam ediyor Efes'te. Burada bence alabileceğimiz ve zor bir mücadele olduğunu da söyleyeyim. İlk yarıdan 82 sayı olabilir. İlk yarı 81.5 üstü oranın 1.47 gibi oranı var. Değerlendirecekler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Baskonya ile Alba Berlin mücadelesi. Baskonya ilk maçta iyi bir futbol iyi bir futbol diyordum. iyi bir basketbol sergiledi ama son topu atamayınca son bir üçlük denedi. Atamadı Howard orada. Orada maçı kaybettiler. 79-77. İkiliye gitse belki uzatabilecekti fakat bitirmeye oynadı orada. Maçı da izledim. Baskonya Alba Berlin'de hep basmanında. Alba Berlin'de pek bir numara yok. Ben burada Baskonya tarafındayım. Baskonya tarafındayım da maç sonu ikiye gitmeyeceğim burada. Dep basmanında atacağı sayıya gideceğim. Burada Baskonya takımı Deplasman'da bence en az 82 sayı atar gibi geliyor bana. Deplasman 81.5 üstü oranı 1.39 gibi oranı var. Burada değerlendirecekler. Baskonya'nın doğrudan 82 sayısını alsın. Ee, taraf olarak gitmeyin ama Baskonya'nın burada 82 sayı atmasını bekliyorum en az. Asperle Partizan Partizan'ın son maçını da takip etme şansım oldu. Euroleague'i takip ederim ben. Severekten izliyorum. Şöyle bir cümle kullandı mikrofon bençteyken. Dedi ki siz basketbolcu falan değilsiniz. Siz hepiniz bir aktörsünüz. Bu nasıl basketbol lan? Bu nasıl Euroleague falan vesaire? Adam çıldırdı. Zaten Obradoviç falan başlayamıyor. Domates gibi kızarıyor adam. Ben burada Partizan tarafındayım. Partizan'ın doğrudan galibiyeti gelebilir. Onun dışında yine Partizan'ın basmanını atacağı 82 sayı var. Deplasman 81.5 üstü. Hemen bulalım. Aynen deplasman 81.5. Yani partizanın atacağı 82 sayıya burada. 1.44 gibi oran açmışlar. Değerlendirecekler. Bu yönde bir değerlendirme yapabilir. Ben burada partizanın atacağı 82 sayıya da aynı şekilde inanıyorum. Son mücadelemiz ve günün en güzel maçlarından bir tanesi Panayla ile Bayern Münih mücadelesi. Pana'nın da yani ne kadar çok transfer yaptığını takip ettiğiniz bilmiyorum. Ergin Hoca'nın gelmesiyle birlikte başkan sanırım en çok para harcayan takım Pana oldu gibi geliyor bana. Yani o kadar Hernan Gomez'ler vesaireler havada uçuştu. Muazzam transferler yaptılar. O yüzden ben burada Pana tarafındayım. İlk maçta da mağlup oldular. Maçı uzattılar. Olympiakos'ta oynadıkları mücadele uzadı. Uzatmalarda Oli kazandı. Burada bir beklenti var. İlk yarıdan doğrudan bir Pana galibiyeti 1 33 ideal kombinine girebilecek bir karşılaşma olarak da görüyorum. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 7 adet mücadelen var vardı ideal yüksek konulardan anlatmaya çalıştım. Değerlendirecekler bol şanslar aynı şekilde beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Herkese bol şanslar. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.